biraz önce bir arkadaşımız dedi yani 4 veya 5 hepsi değil, 4'ü değil. Bu turizm komisyonunun içinden birilerinin gitmesi, birileri ikisi, değişik yerlere değişik olayın güzeli ve doğrusu budur. Yani eğer tıp fuarı varsa lütfen beni götürmeyin. İçimizde tıp fuarı, tıpla ilgili birisi varsa o gidecek. Onun için turizm komisyonu içinden birileri gitmesi, turizm komisyonu da burada kabul edildiği için doğrudur diyorum. Burada kişilerin oylamasının doğru olduğunu düşünüyorum. Şöyle, Rasim Bey'in adlı olduğunu noktalarda da komisyonumuz sayı olarak 3+1. Bizim içimizdeki turizmci sayısı diğer grubu VSB'de, YB'de de sanırım aynı durumda. Turizmci sayısı komisyondaki sayımız daha farklı. Malum turizm de farklı ayakları olan bir alan. Tek ajanta ya da tek otel ya da onun dışında günlük hizmetler veren birimler. O yüzden yine bizim önerdiğimiz isim de zaten turizmci olan bir arkadaşımız. Yani hukukçu ya da mali müşavir değil. Yine bu sektörden bir isim. O yüzden de hani biz orada kim katkı sağlayabilecekse onun ismini önermeyi tercih ediyoruz. Zaten ikinci isim olarak Lübnan için Ceyhan Bey'in adını mesela vereceğiz. Komisyondaki üyeniz. Ben de sözüm. Zaten komisyonda Ceyhan abi vardı ama Moskova'daki seyahate katılamayacağını söylediği için benim adım devreye geldi. Yani bizim kendi aramızdaki konuşmalarımız yoksa Ceyhan abi katılacaktı. Ama en az yani başkanım, bayağı, kimsenin adı önemli değil. Hayır siz o şurada ne bir eleştiri yaptınız diye söyledim. Yok eleştirmiyorum. Yani esasında sizin söylediğinize aynı şeyler doğru. Arkadaşlar karşımda konuşmadan söz alarak. Eğer komisyonumuza bu arkadaşımız girmiş olsaydı nihayetinde kabul edilen meclisimizde bir komisyon var. Tabii ki o arkadaşımız gidecek. Öbür arkadaşımız da o. Ama İsmail Bey de orada güzel bir şey söyledi. Yani eğer bu 4 kişi ise 4 kişi de sınırlı. Ama diğer arkadaşlarımız da gidebilir. Ben 20 sene, 25 sene gittim geldim. Ne var yani? Herkes gidebilir. İlla buradan olacak diye bir şey yok. Ama komisyon var. Arkadaşımız karşı komisyon var. Şimdi zaten komisyonda Ceyhun abi var ve katılamayacağını söylediği için benim adım değil. Ben gönüllü olarak gitmek istemedim. Yani bizim şeyimizin şeyi bu. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Gönüllüye çok uyum. Yani o şekilde. Ceyhun abi gidemeyeceğini belirttiği için benim ismim bizim gönüllümüzde. Yani Ceyhun abi o tarihlerde meşgul olduğu için grubumuzda benim adım öne çıktı. Yoksa şey yok yani yine Asim abinin dediği şeklinde gelişiyor olaylar esasında. Yine Ceyhun abi zamanı olsaydı bizi de. Tamam arkadaşlar, Musa Bey siz söz istemişsiniz. Başkanım zaten burada belirli bir sayı veya sınırlama yok. Yani burada katkı koyabilecek İsmail Bey de olursa bu da ilgili yani daha olabilir. Yani bu bir şey değil, şart değil. Yani burada önemli olan bu tarihlerde öncelikle durumunun müsait olması lazım arkadaşlar. Sonra da bu işe katkı koyabilecek, o ihtisasa sahip veyahut da o sektörde faaliyet gösteren arkadaşım olması lazım. Yani bizim burada başka bir kısa zararmamıza gel. Yani bu tartışmalar buradan uzatmanın da bir manası yok. Bence zaten komisyondaki arkadaşların içerisinde gidemeyecek varsa onu soralım. Onun dışında talep olan, ben isteyen arkadaşım, benim üyelerimiz varsa da onlarla ilave edelim. Yani burada 4 kişi, 5 kişi, 10 kişi falan götüreceğiz diye bir şey yok. Sınırlanıyor yok yani. Komisyon olarak karar almak, yani komisyondaki isimler olarak. Tabii isimler olarak alacağız. Tabii isimleri yazacağız. Çünkü iki farklı madde olduğundan dolayı. Dolayısıyla ben Ceyhan Bey katılamıyorsa Mehmet Bey katılır. Diğer başkanlar için Mustafa Bey olabilir. Diğer Mustafa Bey olabilir. Konusuna göre farklılaşır. Ceyhan Bey buyurun. Başkanım, ben komisyon üyesi olarak zaten her ikisine de katılmak çok istiyorum. Moskova tarihleri mümkünleyeceğine bakacağım. Bu yersinde ben kendim ücretimi ödeyip arkadaşlarımla katıldım. Kutamıyoruz. Yine de katılmak istiyorum. Kutamıyoruz. Yani şehrin önemli değil. Evet. Evet, biz de zaten söyleyeceğim yorumdayız. Yani biz zaten meclisleri hani getirmek söz konusu zaten sayabiliriz. Zaten bizim teklifimizde herkesin kendi iş masrafları karşılaması yönünde olduğu için zaten meclise de getirmek olsun istemiyoruz. Başka söz almak isteyen? Başkanım, şimdi geçmiş yıllardaki uygulamaya baktığınız zaman sanki fuarlara, bir toplantılara gitmek, belediye meclisleri onur etmek gibi düşünen olay gibi. O yüzden ben 2005 yılında hiçbir yere gitmedim. Çünkü çoğu amacından uzaklaşmıştım.
bu tip toplantılara gidince arkadaşlar gerçekten faydalı olacak ise isimler, belediyenin bütçesini kullansınlar, öbür türlü kendi bütçelerini koyarak kendi imkanlarıyla gitsinler diyorum. Yani eğer bir iş iki üyeyle hallolacaksa bu iş, iki daha fazla gitmesi bence ancak kendi bütçesiyle imkanı olsun. Şu anda belediye olarak bizim artık daha tutumlu davranmamız gerekir diye düşünüyorum. O yüzden ihtiyaç varsa ve faydalı olacaksa bu toplantılara gidelim. Yoksa sırf belediye üyesi geziye gitsin. Ben bunu düşünmüyorum ben. Ek bir bilgi, geçtiğimiz 5 yıl. Ben de meclis üyesiyim burada da büyük şehirler, yani ben de hiçbir programı katılmadım. Başkanım, o zaman ben söz alayım. Geçmiş dönemde de sadece kardeş şehirlerdeki olan davet toplantılarında meclis üyelerinden önerilerek gidildi. Diğer yerlere o konuda uzman kişilerin ve diğer arkadaşların görüş tarzında belli bir sayıda gidildi. Ve diğer bazı gidilen toplantılarda da insanlar ücretlerini kendi ceplerinden ödediler. Onu da karşılamıyor. Evet, neyse. O halde Mehmet Bey. Moskova için. Başka programı kurmak isteyen arkadaşımız var mı? Gelin yok zaten. Bence komisyonda 5 kişi varsa. Ama siz geldiniz. Şu an kısıtlamayın yoksa. Bir dakika gelin. Bir şekilde karar çıkartmanız gerekiyor. İsem yazmak gerekiyor. Şimdi belki tek başıma da gidebilir. Belki ben gittim iki arkadaşımız da gidebilir. Ama bizim karar verme ihtiyacımız var. O zaman başkanım, bence 3 ya da 4 arkadaşı belli, müsaade olan arkadaşlar gitsin. Eğer diyemcek olursa, gelen olursa ben gitmeyebilirim. Başkan da ayrı, 3 mü? Başkan isim değiştirememek. Burada isimler belirlememiz lazım. Gelmeyecek ayrı bir olay. Yani ifade ediyorum. Yani, bu çıkan şey değil. Mustafa Bey, isim değiştirme değil. 4 kişi karar aldı, 2 arkadaş gidecek, kişi arkadaşın. İsim yaz. Bu yapılacak çalışma, davetlere icabet etmek, bir lobi çalışması. Bu lobi çalışmasında ne kadar etkin olabilecek arkadaşımız katılırsa, bu Marmaris'in menfaatine olacak. Yani bir uçak ek olarak almak için bir gayret sarf edilecekse, bu konudaki uzman arkadaşlarım için işin içerisinde olması ve sayıya bir sınırlamaya tabi tutulmamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir ekip çalışması yapılacak orada. Bu ekip çalışmasının da karşılıklı istişarelerle daha iyi sonuç vereceği kanaatindeyim. İfadenizdeki ilk kısımla ilgili durum doğru ama sayıyla ilgili özellikle ajandalarla yapılacak toplantıda kalabalık bir heyet. Yani 3'ten 4'ten fazlası aynı verimi vermiyor. Evet. Nitekim işte biraz önce kendi ziyaretlerimde de yaptığım örnekler olduğu gibi daha pozitif görüşüyor. Çok fazla sayı çok bir etkili değil işin doğrusu. Biz 6 kişi belirleyelim. Söz alarak konuşalım ben. Aylin Hanım. Biz 6 kişi belirleyelim. İsmail Bey söylesin. Aylin Hanım aslında ondan sonra. Biz 5 ya da 6 kişi belirleyelim. Siz içinden uygun olanını götürün. Ben yani niye bunu uğraşıyorsun? Yani 600 belirlersin. İster birini götürür, ister ikisini götürür. Şey gitmeyecekse biz gidelim. Başkanım, aslında Aylin Hanım değil, Spartlısını ben söyleyeceğim. 4 tane isim burada belirleyip, dahası bu sektörde uzmansa ben mesela ismini yazmasını istemem. Ben o her iki gruba da gelebilirim. Katkıda sağlayabilirim kendi imkanlarımla ilgili. Bunu sağlar. Çünkü ben bu sektörün içerisinde iki tane otel doldurmak zorundayız. Bir de Marmaris'i doldurmak zorundayız. Onun için katkı sağlayabilir. 4 kişi belirleyin. Belediye bütçesiyle gitmek isteyen arkadaşlarımızı. Bu konuyu kapatalım. Bir de toplantının başından beri bu konuyla ilgili değil. Parti isimleri geçiyor. Ben bağımsız bir üyeyim burada. Bunu bilmenizi istiyorum. Lütfen telaffuz ederken buraya telaffuz ederseniz teşekkür ederim. Evet. Son olarak İsmail Bey'in daha geldi. O halde başkan dahil 4 isim. Dediğim gibi Moskova için bu aksiyonu devletle konuşacağız. Evet. Mehmet Gardiniş. Ali Bey. Ali Kızı. Var mı üçüncü bir isim arkadaşım? Asım Bey. Siz. Ben
istemeyelim. Başkanım geliyorum ya, yazın. Aynen. Yeter mi? Neden kendini tutuyorsun? O halde. Gündemimizin ikinci maddesi A bendi. Yeni Turizm Olmaz Kurt Turizm Şirketi'nin daveti üzerine Rusya'nın Moskova şehrinde 18-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Harvard tanıtım etkinliği toplantısına katılmak için Belediye Başkanı olarak Mehmet Oktay, Ali Kırlı, İsmail Yıldız, Mehmet Karadinç isimlerinin belirlenmesine, ulaşım giderleri ve tahmini harcayarlarının belediyemiz bütçesinden karşılanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.